Merhaba sevgili takipçilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Sizlerle birlikte arkadaşlar bugün mutfağımızda güzel bir tavuk haşlama hazırlayacağız inşallah. Sizleri daha fazla bekletmeden zaten ocağın başına geçtim arkadaşlar. Şöyle bir tenceremi çıkardım elimin önüne. Ocağımın da altını yaktım. Hemen dilerseniz tarifimize geçelim. Şöyle bir miktar şöyle sıvı yağımızdan hemen tenceremizi çok az bıraktım arkadaşlar. Zaten daha sonrasında tereyağı da ekleyeceğimiz için bu kadar sıvı yağımız yeterli. Şöyle 8 adet tavuk but kullandım. Güzelce yıkadım. Şöyle uç kısımlarını kestim. Evet, şimdi tenceremizde güzelce şöyle bir 5-6 dakika arkadaşlar butlarımızı şöyle sağını solunu çevirerek kızartalım. Evet arkadaşlar şöyle bir 4-5 dakika butlarımızı güzelce tencerede şöyle kavurma işlemini yaptık sizlerle beraber. Şimdi tekrardan tenceremizden şöyle butlarımızı alıyoruz. Evet, butlarımızı tenceremizden çıkardık arkadaşlar. Şimdi hemen aynı tenceremizi hiç değiştirmeden şöyle bir miktar tereyağımızdan tekrardan aynı tencereye ilave ettim arkadaşlar. Hemen üzerine yağımızın üzerine de şöyle bir tane büyük boy soğanımızı şöyle yemeklik doğradım. Evet, şimdi soğanlarımızla birlikte şöyle 4 diş de sarımsağımız var. İri iri doğradım. Sarımsağımızı ekledikten sonra güzelce bir sarımsağımızı kavuralım. Evet, soğanlarımız da yeteri kadar kavruldu. Şöyle 2 tane havucumuz var arkadaşlar. Yarısını rendeledim. Diğerlerini de şöyle halka halka doğradım. İsterseniz ben sadece renginden faydalanmak için yarısını rendeledim. Siz dilerseniz şu şekilde hepsini doğrayabilirsiniz de. Şöyle 2 tane havucumuzla hemen yağımızın üzerine tekrar bırakıp soğanlarımızla birlikte havuçlarımızı da güzelce bir kavuralım. Evet, havuçlarımız da yeteri kadar kavruldu. Şöyle 5 tane arkadaşlar böyle küçük boy diyelim orta boy patateslerimizi de ekleyip tekrardan şöyle patateslerimizle de bir 2-3 dakika daha kavuracağım. Evet, patateslerimiz de yeteri kadar kavruldu. Artık şöyle kenarda bekleyen butlarımızı da ilave edelim. Şöyle yemeğimizin suyunu da ayarlayalım arkadaşlar. Tuzunu, baharatlarını şöyle ayrı kenarda terbiyesini de hazırladım. Şimdi onları da size göstereceğim. Şöyle bir karıştıralım. Eğer suyu az gelirse, çekerse tekrar zaten kaynar suyumuz ocakta hazır. Tekrardan kaynar su ilavesi yaparız. Gerçekten rengi çok güzel oldu. Şimdi hemen şöyle yapmış olduğum terbiyeyi de sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle 1,5 yemek kaşığı un üzerine de yarım limon suyu sıktım. Ve yarım çay bardağı soğuk suyla şöyle güzel akışkan kıvama gelene kadar şöyle çatal kaşığımla çırptım arkadaşlar. Şimdi terbiyemizi de güzelce haşlamamızı karıştıralım. Şöyle ilk önce unumuzu katmadan önce yemeğimizin suyundan şöyle bir miktar alıp ilk önce unumuz topaklanmasın diye tabağın içinde şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra yemeğin içine katalım arkadaşlar. Sonra birden unumuz hemen topaklanabilir. Yine yemeğimin malzemesini ne kadar ölçüde kullandığımı da açıklamalar kısmına yazarım. Oradan da takip edebilirsiniz.
Gerçekten çok güzel oldu rengi falan olsun. Hemen şimdi tuzumuzu baharatlarımızı da ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle çok az bir arkadaşlar yine zerdeçal. Mutlaka bütün böyle yemeklerinizde az da olsa kullanın. Gerçekten hem çok faydalı hem de yemeklere şöyle güzel bir renk katıyor arkadaşlar. Şöyle çok az karabiber ve son olarak da şöyle çok az bir pul biber ekledim. Evet, şimdi artık şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz tenceremizin. Şöyle orta ateşte ya da vaktiniz varsa kısık ateşte şöyle yemeğimizi ağır ağır pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, tavuk haşlamamız çok güzel bir şekilde pişti. Hemen şöyle sizlere kıvamını da göstereyim. Ocağımızın altını artık kapatalım. Şöyle çatalımla hem patatesimi hem de içerisindeki olan havuçları güzelce test ettim. Evet arkadaşlar, artık ocağımın altını kapattım. Tavuk haşlamamız çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle çatalımla kontrol ettim. Patatesler olsun, içerisindeki havuç olsun. Güzelce aynı lokum kıvamında yumuşamışlar. Zaten görüyorsunuz butlarımız da haşlandı, pişti. Bakın şöyle kemiklerinden belli. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hemen şöyle güzelce üzerine de bir tutam maydanozumuzu serpip artık arkadaşlar yemeğimiz hazır. Hemen şöyle bir daha karıştırıyoruz. Evet, bugün de sizlerle mutfağımızda tavuk haşlama pişirdik. Umarım sizler de bu tarifimi denediğinizde tadını beğenirsiniz arkadaşlar. Artık sizlere veda etmenin zamanı da geldi. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız, yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.